Yine birbirinden ilginç olaylarla beraberiz. İstanbul beyefendisi şeridinde giderken sıkıştırılıyor. Hangi biri? Hangi birinizden kaçacağım ya? Sıkıntı da ya. Bir motorcu dibinden geçer, bir taksi üstüne sürer. Bir minibüs önüne kılar. Bu ne kardeşim sıkıntı. Ya? Büyük şehirlerde bu tür olay kaçınılmaz oluyor. Burada da uyarı. Uyarı geliyor mu? Bu kanal tarafından sağlanan bütün içerikler sadece eğitim ve eğlence amaçlıdır. Motorcuların buluşmasında beklenmedik bir sürprizle polis basıyor. Ortaya bu güzel görüntüler çıkıyor. Bazıları da olay yerinden kaçmış. Abi bu güzel görüntüler dediğin çocuklar 20.000 TL, 10.000 TL ceza yedi. Kurban oldu. Nasıl güzel görüntü abi ya? Ben biraz önceki arkadaşımın yaptığı hareketi gördüm. Doğru. Hangisi? Kaçan ne? Biraz önceki. Bu güzel görüntü. Şimdi işin hikayesi kaçma değil. Benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Ya onun başına bir iş geldi. Sorun bu zaten. Benim kafama takılan noktası bu. Ya ekipte burada teker yapanlar var. Biz onları çağırmıyoruz. Ya tek teker yapıyor. Şurayı tekerde geçti az önce. Gelmedi. Buradaki motorların %60'ı bizim öldürüyor. Şarkının sesi az olmuş ama. Plaka kapatıp tekerde geçiyorlar. Bu iyi bir şey. Onlar benim canına bir şey oldu. Ben ona üzülüyorum. Araç sürücüsü ters şeritten geldiğini farkında değil. Şarkının sesi biraz az olmuş. Motorcuyla hiçbir tartışmaya girmeden olay güzelce çözülüyor. Çok güzel oldu abi. Aynen. Ses çok mu fazla? Ebu Kadir sen sağır mısın? Nasıl ya? Yok baba, bekleyelim bakalım. Ne oldu şimdi abi? Ben de yine evde mutlu oldum. Kızacaktım, kızamadım. Oğlum bu video çok sakin, harbiden burası TR olamaz Ebrar, doğru söylüyorsun. Motorcu o sırada yine ters olarak emniyetten gelen arabayla karşılaşıyor. Bu motorcu tırla aracın karıştığı bir kör nokta kazasına denk geliyor. Polis olayın görüntülerinin çekilmesini istiyor. Yaralı durumu yok. Çocuk neden evcil pet gibi duruyor arabanın içinde? Neyse, orayı çok umursamıyorum. Yok, Ahmet abi kayıtta kayıtta. Kamera kayıtta. Kayıtta mı? Ha, ben sana atarım. Daha genişle. Daha genişle fotoğraflarını alın. Kavşak görünecek şekilde daha genişle. Ne oldu oğlum? Çalışıyor şu an. Tamam. Ortada da çalışıyor muydu? Yoksa da çalışıyor. Daha şimdi geldim. Ha, şimdi geldim. Aynen. Daha geniş açıdan al. Kavşak tam görünsün. Kazayı yapan kişi, motorcunun tanıdığı birisi ve ona yardımcı olmak için kamera kayıtlarını gönderiyor. Kaza olmuş da. İyi sen nasılsın? Yok, buradan abi. Ha, şey, Ahmet abi bizim kamera kaydını verdim ona. Ha. Yardımcı olacağım. Tamam, kendine bak, bay bay. Kör yerinde kalmış da vurmuş. Şuraya bak ya. Bu araba toplanır mı be? Tabii ki onların da dikkat etmesi gerekli. Fakat yine de tırların sağ tarafına, yani kör noktalarına girmemeye dikkat etmekte fayda var. Yine makas atan araç ve yine şerit ihlali.
Ne yapıyorsun ya amına kodum ya? Sağda. Güzel süre oğlum. Devam et. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Soldan en sağ. Çok iyi. Bayağı iyi. Kadın sürücünün sağ aynasının kapalı olduğunu fark eden motorcu hemen müdahale ediyor. Şarkı da açık ya bir yandan. Spotify'da şarkıyı da açmış. Kulaklık da takılı galiba. Abla ayna kapalı. Aynen. Abi o ne oğlum? Sık sık kendimden emlik var. Ben sana bazen aşkımı. Genelde R25, MT25 kullanan bu kişilerin gerçekten neyi amaçladığını merak ediyorum. Bana video hazırlayın. Ben bugün IRL ilan ettim. IRL yapacağım bugün. Tuhaf bir tayfa ya. Kaza yaptırmasın bize. Korkuyorum. Aynamdan kayboldu. Şimdi bir yerden önüme fırlar o. Şu an o full IRL. Chat'le bakarım muhabbet, video yorumlamayacağım. Bugün bir çıtır bir zorbalık modum da var. Onu bir yerde atmam gerekiyor. Birkaç böyle zorbalayabileceğim bir video lazım bana. Şu an zorbalık modum biraz açık. Biliyorsunuz hep uysal yayınlar yapıyorum. Elimden geldiğince uysal davranıyorum. Bugün biraz bir zorbalık modum açık. O yüzden izin vermeniz gerekiyor bana. Bu zorbalığı atmam gerekiyor. Bak bak nasıl gaz veriyor. Üzerinden geçen motora oturmayı bilmiyor. Hareket. Abi o videoyu izlersem zorbalayamam ki. Çarpık Ali'nin videosu. Ama ben bu videoyu da izleyeyim. Çarpık Ali bayağıdır izlemiyorum. Üzerinden geçen... Ya bana şimdi buradan gidersek de bunu biraz daha sonra saklayalım. Bana ne at biliyor musun? Bana şöyle vlog videoları yapan böyle değişik değişik şeyler yap. Artistliklere bak. Bak bak. Kaza yaptıracaktı bize ya. Onun gibi hareketler yapmayarak ya. Hem kendisini hem de onu korumuş oldu. Sağdan ilerleyen motorcu açılan kapıya çarpmaktan son anda kurtuluyor. E5'te de yolcu indirilmemeli tabi. Poşetini aldı yoluna devam etti ya. Hiç umurumda değil bak. Ulan dön bir özür dile lan çocuktan. Öldürecektin amına kodum, yere sürük gibi yapışacaktı belki çocuk. Yan tarafa girecekti belki, arabanın altındaydı. Ulan poşetini almadan önce bir de ki kardeşim. Yanlış açtım de de. Kardeşim hakkını helal et falan bilmem ne bir şey yap. Önüne bakıyor bir de dümdüz gidiyor ya kanka. Poşet taktı bu arada. Bir şey söyleyeceğim, burada araçla girme böyle, kapı açma. Olmaz da böyle. Ya sen alakadar eder mi? Tamam sen alakadar eder mi? Cinayet inceleme videosu izlemedik. Deli misin oğlum? Ban mı yiyin? Şerit ihlalleri hiç bitmiyor. Gelin üstümüze çıkın bari. Motoru süreceğim dedi. Tek tekerle anasının amına girdi. Yanmak üzereyken duran bu araca sinirleniyor. O araçtaki adam hakkını savununca taksici geri vites yapıyor. Ne lan sen ne lan? Adam abi kapıyı aç amına koyarım. Çabuk kapıyı aç. Öldüreceğim. Kanka bak bir kavgaya bir adam şöyle çıkıp şöyle geliyorsa bak şöyle bir gelişi varsa o adamdan kaçın kanka. O eleman tehlikeli bir adamdır. Böyle bacakları açıp şöyle geliyorsa kaçacaksın kanka o adamdan. Bu adam tehlikeli bir adam. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Vallahi abi sana ayırdığımız vakit sonuna kadar hak et. Vallahi helal olsun hocam. Moderatörler video ayarlayın.